İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi adaylarının 36. seçim öncesi Zoom toplantısı. Batı Ermenistan'ın evlatları David Ovanesyan. Batı Ermenistan Ermenileri sordu üzerine. Türk hükümeti Ermeni medyasına verilen devlet mali desteğini iptal etti. Kolona. Avrupa Birliği misyonunun yetki ve fonlarının genişletilmesi ve ayrıca Avrupa Barış Fonu aracılığıyla Doğu Ermenistan'ın desteklenmesi yönünde bir istek var. Joseph Borrell, ister iç ister dış olsun Doğu Ermenistan'ı istikrarsızlaştırmaya yönelik her türlü girişime karşı çok dikkatli olmalıyız. Kültürel Soykırım Batı Ermenistan Ulusal Meclisi Seçim Komisyonu sizi 2023 seçimlerine katılmaya davet ediyor. Aralık ayında yapılacak parlamento seçimlerine yönelik seçim kampanyası çerçevesinde düzenlenen 36. Zoom toplantısı Ermenice ve Fransızca olarak 15 Kasım 2023 tarihinde yer alacak. Fransa saatiyle 20'de, Yerevan saatiyle 23'te gerçekleşecek. Zoom toplantısının konusu Batı Ermenistan'ın parlamento seçimleri. Konuşmacı Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan. Aşağıdaki bağlantıdan Zoom toplantısına katılabilirsiniz. 2012-2017'de David Ovanesyan Rusya Federasyonu Riyazan Yüksek Hava Komuta Okulu'nda okudu. 2018'den beri Arsak'ta Drombon saldırı taburundan müfreze komutanı olarak görev yapıyor. 27 Eylül 2020'de başlayan Arsak Savaşı'nın 4. gününden itibaren bölük komutanlığına atandı. David, savaşın ilk gününden itibaren bölüğüyle Mardagert bölgesinin Talish, Akbadan, Madagis istikametlerinde Martuni bölgesinin Şeher, köyü ve Şuşi yönlerinde savaş görevleri yürüttü. David Ovanesyan 6 Kasım'da Şuşi yakınlarında yaralandı. David Ovanesyan savaşın ardından bir bölümünü Western Armenia TV'nin internet sitesinde okuyabileceğiniz Garip Savaş adlı kitabını yazdı. Osmanlı İmparatorluğu döneminde yetkililer çeşitli kanunlar yayınlayarak bilinçli olarak ülkede kalan Ermenileri sürekli olarak ekonomik hayatın dışına itmiş ve paralarını çeşitli yollarla Türklere aktarmışlardır. Batı Ermenistan Ermenileri soyuldu ancak Konstantinopolis Ermenilerin çarpıcı zenginliği hala devam ediyordu ve Türkler yine Ermenileri soyma fırsatını buldu. 11 Kasım 1942'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Konstantinopolis Ermenilerin son kuruşunu gasp ederek onları yoksulluğa sürükleyen emlak vergisi yasasını kabul etti. Böylece Türk yetkililer Batı Ermenistan Ermenilerinin mülksüzleştirilmesi sürecini son aşamaya getirdi. Ermenilerin mallarının yağmalanmasında yabancı ülkeler de payını aldı terk edilen mülklerin bir kısmı Ermenilerin yabancı sigorta şirketlerine altın olarak ödedikleri paralardı. Bu sigorta şirketleri Ermenilere karşı mali yükümlülüklerini yerine getirmediler ve paralarını zimmete geçirdiler. Osmanlı'da faaliyet gösteren yabancı bankerler de Ermenilere aynı muameleyi yapıyordu. Ermenilerin mülksüzleştirilmesiyle ilgili daha fazla bilgiyi Western Armenia TV'nin web sitesinde okuyabilirsiniz. Türk Usulü Demokrasi Ermeni Haber adlı haber ajansı Türk devletinin Ermeni medyasına verdiği mali desteğin sona erdiğini bildirdi. Yunan ve Yahudi medyası da fonlarını kaybetti. Rıbay adlı Rus Telegram kanalı bunun hakkında şöyle yazıyor. Türk yetkililerin sürekli yayınların yayın politikasını etkilemek için perde arkası baskıyı kullanarak muhalefete karşı aktif bir şekilde mücadele ettiği bir sır değil. Bloomberg'in daha önce bildirdiği gibi bir zamanlar bağımsız olan Sabah gazetesi yetkililerin baskısıyla başkanlığını Recep Tayyip Erdoğan'ın damadının yaptığı bir iş adamları konsorsiyumuna satıldı ve bu konsorsiyum gazeteyi hükümetin sözcüsü haline getirdi. Ayrıca Türk hukukuna göre Devlet Telekomünikasyon Kurumu mahkeme onayı olmaksızın internetteki her türlü yayının engellenmesini talep etme hakkına sahiptir. Muhtemelen Türk yetkililerin artan medya faaliyetleri ve Erdoğan'ın tüm Müslümanların koruyucusu imajını abartması nedeniyle ülkede muhalefete karşı mücadele daha belirgin hale gelecektir ve Türkiye'nin liderliği artsa Kıbrıs ve İsrail tarafında oluşan durumdan aynı fikirde olmayanların ağzını kapatmak için memnuniyetle yararlanacaktır. 13 Kasım'da Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı öncesinde bazı üye devletlerin bakanları bir briefing düzenleyerek Güney Kafkasya'da barış önemsenmiş, Doğu Ermenistan'ın egemenliğini desteklemenin önemi vurgulanmış ve toprak bütünlüğünün korunduğunu ifade ederek bu kavramların konsey toplantısında açık bir şekilde ortaya çıkacağını umduklarını ifade etmişlerdir. Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Doğu Ermenistan ile Bakü arasında 30 yılı aşkın süredir devam eden çatışmanın Avrupa içinde merkezi bir mesele olduğunu söyledi. Özellikle en zorlu jeopolitik dönemde bölgedeki herkes için barış ve güvenliğin sağlanması konusunda herkesin aynı çıkarı vardır diyen Berbok, yakın zamanda bölgede bulunduğunu ve barış sürecini desteklemek için ortak çabalarla buranın güçlendirilmeye fazlasıyla değer olduğuna inandığını da sözlerine ekledi. Almanya Dışişleri Bakanı, Avrupa'nın bölgedeki varlığının önemine dikkat çekerek, Avrupa Birliği olmazsa boşluğun diğer aktörler tarafından çok hızlı bir şekilde doldurulacağını vurguladı. Annalena Berbok, Avrupa platformu bölgede gerçek güvenliği, gerçek güveni ve gerçek barışı koruyan platformdur, dedi. Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Avrupa Birliği Dış İlişkiler Konseyi'nin Doğu Ermenistan'a desteğini açıkça teyit etmek için yani Doğu Ermenistan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği desteği açıkça teyit etmesinin önemli olduğunu belirtti. Avrupa Birliği misyonunun yetki ve fonlarının genişletilmesinin yanı sıra Avrupa Barış Fonu aracılığıyla Doğu Ermenistan'a destek verilmesi arzusunun bulunduğunu vurguladı. Fransa Dışişleri Bakanı Kolan'a bunun bugün konseyimizin açık ve kesin bir şekilde iletilmesi yerinde olacak bir mesaj olduğunu düşünüyorum. Bunu yapmanın zamanı geldi. Birkaç haftadır bunu konuşuyoruz dedi. Letonya Dışişleri Bakanı Kristianis Karış de konuşmasında Doğu Ermenistan ve Bakü'nün nihayet barışçıl bir çözüme ulaşması için Avrupa'nın katkıda bulunması gerektiğini belirtti. Bunun mümkün olduğuna inanıyorum özellikle de arkasında Avrupa Birliği'nin ağırlığı varsa diye konuştu. İspanya Dışişleri Bakanı Albares Bueno da Doğu Ermenistan ile Bakü arasındaki ilişkilere kısaca değinerek Avrupa'nın durumu istikrara kavuşturmak ve Güney Kafkasya'da barışı garanti altına almak için her türlü çabayı göstermesi, Arsak'taki ciddi durumun yanı sıra Doğu Ermenistan'a destek vermek ve istikrar sunmak gerektiğini kaydetti. Avrupa Birliği Dışişleri Yüksek Komiseri Josep Borrell düzenlediği basın toplantısında Avrupa Birliği'nin Doğu Ermenistan'ın demokratik olarak seçilmiş yetkililerine tarafsız desteğini ifade ettiğini ve ülkenin güvenliğini desteklediğini duyurdu. Borrell, Avrupa Birliği'nin ülkede reformları sürdürmesi dikkate alınarak Avrupa Birliği'nin Doğu Ermenistan'daki misyonunu güçlendirme ve sınırın hassas bölgelerinde daha fazla devriye gezme kararı aldığını kaydetti. Yüksek Komiser'e göre Doğu Ermenistan'a yönelik bir rejiminin serbestleştirilmesine yönelik seçenekler tartışılıyor. Avrupa Birliği Dışişleri Yüksek Komiseri Josep Borrell yaptığı açıklamada, İster iç ister dış olsun Doğu Ermenistan'ı istikrarsızlaştırmaya yönelik her türlü girişime karşı çok dikkatli olmalıyız. Bakü'ye mesajımız da açık. Doğu Ermenistan'ın toprak bütünlüğünün ihlali kabul edilemez ve ilişkilerimizin kalitesi açısından ciddi sonuçlar doğuracaktır. Avrupa Konseyi Başkanı'nın çalışmaları kapsamında Doğu Ermenistan ile Bakü arasındaki müzakerelerin yeniden başlatılması çağrısında bulunuyoruz. Çünkü buna ihtiyacımız var. Barış Antlaşması imzalanabilir ve biz arabuluculuk rolümüzü sürdürmeye kararlıyız dedi. Bakü Arkeoloji ve Etnografya Enstitüsü'nde araştırmacı olan Natik Alişov, 20 Eylül 2023 tarihli Facebook sayfasında Artsakh'taki Dikranagert Kraliyet kaynaklarından fotoğraflar yayınladı. Panahan'ın güneyden yaptırdığı caminin bitişindeki alanda harfiyat çalışmalarının devam ettiği fotoğraflardan görülüyor. Çalışmalar sonucunda duvarın orta büyüklükte kaba taşlardan örülmüş bölümleri açıldı. Azerbaycanlı arkeolog açıklamalarında 23 Ağustos 2023'ten bu yana o bölgede çalıştıklarını belirtiyor. Azerbaycan tarafının 2021 yılından bu yana düzenli olarak sözde Ermeni işgalinden kurtarılan bölgelerde arkeolojik çalışmaların planlandığını duyurduğunu da belirtelim. Bu, Azerbaycan'ın Dikranagert'te yaptığı kazıların bilinen ilk gerçeğidir. 18. yüzyıldan kalma caminin bitişindeki kraliyet kaynaklarının çevresinde kazılar başlatıldı. Ayrıca 2011 yılında Dikranagert kazılarında kazılan duvarın bir kısmı da açıldı. Bu, caminin yanındaki mezarlığın istinat duvarıdır. 2011 yılında Kraliyet Pınarları civarında yapılan kazılar sonucunda caminin önündeki havuzda surlara bitişik ve ona benzer kayaya oyulmuş şerit şeklinde bir yapının temelleri ortaya çıkarılmıştır. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Arapo İspiryan tarafından seslendirilen Ermeni şarkısı Hayastan Can adlı eseri sunuyoruz. Sirtas karotele mergiuvituna ne kuriste kelim tana direle arten imzer kitan kasarite berkle hava ke. Hayastan can Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.